Bir kimse namaz kılıyor. Namaz kılarken tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ona. Adam namaz kıldı, dua etti fakat salavat getirmedi, sonra dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı, gel bakalım. Geldi ve buyurdu ki, hem ona buyuruyor, hem etrafındaki sahabe-i kiram dinliyor, hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetine bakın bunu beyan etmiş oluyor. Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Ahmed bin Hanbel'de geçiyor onun müsnedinde. Dolayısıyla pek çok hadis kitabında zikredilen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَ بِتَحْمِيدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ Sizden biriniz dua edeceği zaman ne yapsın? Allah'a hamd ve fena ile başlasın. Sümme liyusalli alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sonra nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat etsin. Sümme liyedu ba'du ma şa, sonra da dilediği duayı yapsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya demek ki hani biz dualar ederken nasıl başlıyoruz? Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Yani bu şekilde başlıyoruz. Niye böyle başlıyoruz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle öğretti bize yani. Ha demek ki salavatla. Mesela şeye de öyle başlıyoruz. Sohbetlere de neyle başlıyoruz? Hamdeleyle, salveleyle başlıyoruz. Demek ki duaya başlamadan önce ne yapacağız bir kere? Allah'a hamd edeceğiz, fena edeceğiz. Ondan sonra Resulullah salavat getireceğiz. Ondan sonra da artık ne istiyorsan Allah-u Teala'dan isteyeceksin demek ki. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü duanın başında eğer salavat varsa Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri o duayı ne yapmıyor? Geri çevirmiyor. Yani demek ki bakın duanın kabul olma şartlarından biri de duanın başında salavat getirmek yani. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir başka hadis-i şerifte ne buyurdu? Küllü duain mahcubun hatta yusalli ala Muhammedin ve el Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dualar ediyoruz ya namazdan sonra artık özel zamanlarda neyse dua ediyorsun. Bana salavat getirilinceye kadar engellenir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki o dua bir yerde durduruluyor. Yani o durak yerlerini geçecek bir vize lazım. Bir anahtar lazım, bir şifre lazım. O salavat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek. Yine başka bir hadis-i şerifte inne du'a mevkufun beyne semai vel arz. Bak dua efendim göklerle yer arasında durdurulur. Çünkü dua ne oluyor? Sen dua ediyorsun. O dua yükseliyor. İleyhi yes'adu kelimut tayyibu vel amelu salih. Demek ki dua gökle yer arasında durdurulur. La yes'adu minhu şey'ün. O duadan hiçbir şey yükselmez, çıkmaz, Allah'a ulaşmaz. Ne zamana kadar? Hatta tusalli ala nebike sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirilinceye kadar o dua demek ki ne yapmıyor, yükselmiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu salavat bakın yani ne kadar önemli. Yani duaların kabulünde bile çünkü ne demiştik bak daha önceki dersimizde. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri riya ile yapılan amelleri kabul etmez. Ama bir istisna var. O da hangisi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek. Yani Peygamber Efendimiz salavat getirirken riya ile salavat getirsen. Hani bazen Muhammed Mustafa diyor sallallahu aleyhi ve sellem adam böyle bir vuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ne cezbeli adam falan hani. Belki adam riya ile yapıyor. Artık o kendi niyetiyle alakalı. Fakat Allah-u Teala onu da kabul ediyor. Çünkü o getirdiği salavat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için onu kabul ediyor. Ha şimdi salavatı Mevla demek kayıtsız şartsız kabul ettiğine göre arasında yapılan duaları da ne yapıyor? Mevla kabul ediyor. Hani salavatları alayım kabul edeyim de aradaki duayı kabul etmeyeyim böyle bir şey yok yani. Onun için ne yapacağız? Ya ben dua ediyorum da kabul olmuyor. İşte duanın kabul şartlarından biri de pek çok şartları var ama en önemlilerinden biri de hangisi? Salavat getirmek. Yani duanın başında ve sonunda getirilen salavatı Allah-u Teala o salavatlarla birlikte yapılan duayı da demek ki kabul ediyor kıymetli kardeşlerim. Evet tabii salavatın çok tabii faziletleri var. Çok bize faydaları var. Evet yani duaların kabulü için Allah-u Teala'dan ikramlar, ihsanlar, lütuflar, Resulullah'ın şefaatine mazhar olmak ve bununla birlikte yani salavatı çok getirenlere maddi manevi zenginlikler ihsan edileceği de beyan ediliyor.
Evet, derdin mi var? Sıkıntın mı var? Salavat getireceksin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Al tesbih eline, bir dedin yani. Evet kıymetli kardeşlerim. Hatta deniyor ki, ağzı salavatlı olanların, yani salavatı bir dedi demiş, hep salavat getiriyor. Pek çok kerametlere dahi mazhar oldukları menakıb kitaplarında zikredilmektedir. E dolayısıyla yani keramet deyince illa havada uçmak, efendim suda yürümek aklına gelmesin. İşlerin rast gider. Ayağın taşa takılmaz. Allah yardım eder. Allah yardım etti mi dağlardan aşırır işini. Yardım etmedi mi muhallebi yerken kırar dişini demiş yani. Onun için demek ki bu salavat bize ne yapacak? Çok fayda sağlayacak.